Ulan sen... Çekil Pelin. Bırak. Kozlarını paylaşsınlar. Macit'e ne söyledin de buraya geldi Pelin? Macit'i buraya getiren sensin. Bütün bunları sen başlattın. Şinasi'nin çok canını yakıyorsun. Macit seni bıraktığında Şinasi de yanında olmayacak. Yalnız kalacaksın. Sevgisiz, kimsesiz. Zavallı Neriman. Ne var? Hayırdır? Buraya seninle konuşmaya geldim. Aslı. Ne yapacağız Gülter abla? Saat. Topla yavrum bunları. Burası eskisi gibi olsun. Burayı eski haline getirmek lazım. Hiçbir şey kalmasın. Zehra'm gözünü seveyim ne olur kendine gel. Gülten ben ne yaptım? Ben kızımın başını yaktım Gülten. Yapma böyle ama Zehra. Toparlan. Sen böyle yaparsan bu kız daha kötü olur. Daha kötüsü var mı Gülten? Kızım benim yüzümden perişan oldu. Zehra. Zehra. Zehra ne olur sızlanma. Olan oldu. Bundan sonrasına bakmak lazım. Evet. Bundan önce yapamadık. Bari bundan sonra şu çocuğa doğru düzgün sahip çıkalım. Zehra, Aslı iki canlı. Öyle ya, iki can. Allah korusun bebeğe bir şey olmasın. Emredilen o zalimin bebeğini taşıyor değil mi? Sakın.
Sakın Zehra, sakın bir daha böyle bir şey söyleme. Ama öyle. Emre'nin bebeğini taşıyor. Yok. Yok. O Emre'nin bebeği değil. Senin torunun. Senin torunun. Benim torun. Torunum değil mi Gülten? Şahika nereye kızım? Çok sıkıldım evde, bir Şinasilere bakıp geleceğim. Gece vakti tek başına gitme kızım. Bekle, birlikte gidelim. Neriman'dan uzak duracaksın. Vay. Çok etkilendim. Cihan. He. Kardeşim bak, mahallemize bir aslan parçası gelmiş. Vay vay vay. İstersen seni altın kafesinden çıkarıp ormana salalım ha? İster misin? Neriman'ın seninle ne bugünü ne de yarını var. Onu vicdanıyla yüzleşmeye zorlamaktan vazgeç. Şinasi'nin hayatını mahvettin. Macit de seninkini mahvedecek. Çekil Pelin. Şinasi. Lütfen eve git. Macit, sen de bir daha buraya gelme. Şinasi ile konuşmadan hiçbir yere gitmiyorum. Konuş. Ne konuşacaksın? Konu ne acaba? Konu ben miyim? Benimle ilgili konuşacaksınız ama ben karışamayacağım, öyle mi? Tamam o zaman. İsterseniz ben sizi şu köşede bekleyeyim. Siz burada dilediğiniz gibi kavganızı edin, olur mu? Sana baktığımda gördüğüm aşk değil. Sevgi değil. Macit'le benim aramda bir mesele. Evet. Daha fazla büyümeden. Evet, büyümeden. Size benimle ilgili konuşma hakkını vermiyorum. Şinasi, hadi eve git. Neriman. Şinasi, lütfen. Neriman, çekil. Neden? Çünkü daha bitmedi. Evet, bitmedi. Ne yapıyorsun lan sen? Lan sana mı soracağım? Ne yapıyorsunuz? Ulan senin ben var ya. Karışma. Karışma. Macit. Neriman, baban geliyor. Macit, lütfen git buradan. Lütfen, lütfen. Bizim evde. Sen kendi gerçeğini bu kadar körken benimkini mi görecektin bir de? Daha evinde olanlardan haberin yok. Baba, Şinasi evde yoktu. Ben de evde olanları ona haber vermeye çıktım. İyi yapmışsın kızım. Şinasi olanları öğrendiğine göre artık bundan sonra ailesiyle kendi ilgilenir. Biz de evimize gidelim. Şinasi. Ailenin başına gelenlere üzüldüğünü biliyorum. Ama bu yüzden kendini sokaklara vurma evladım. Hadi sen de evine git.
Pelin. Olsun, ben hep senin yanındayım. Bana inanıyorsun değil mi? Günaydın. Macit, nedir senin darmadağın eden şey böyle? Akşam eve geldiğinde de öfke içindeydin. Buna ne oldu senin? Yoksa Neriman için kavga mı ettin sen ha? Anne, lütfen şimdi değil. Macit, inanamıyorum sana. Şu haline bak. Neriman için sokak çocukları gibi kavga mı ediyorsun sen? Anne, yeter. Toparlan. Toparlan, aşağıya gel. Babanla bekliyoruz. Sana baktığımda gördüğüm aşk değil. Ay ne olaylı geceydi Kül Kedisi ya. Şarkı başlama lütfen. Tabii. İki erkek, bir kadın,
Kadının da kafası karışık olunca erkekler artık kendi yöntemleriyle hallettiler. Yöntem. Macit'in o kavgaya nasıl girdiğini hala aklıma almıyor. Vallahi erkek aslan gücünü dişi aslandan alırmış canım. Macit Arcıoğlu senin ondan hoşlandığını biliyor. Pelin'le ne konuştunuz? Boş ver. Bence sen Pelin'le konuştuklarını unutma. Unutmadım Şayka. Hepsi aklımda. Çok düşündüm. Güzel. Sonuç? Sonuç haksızlığa uğramaktan. İnsanların benim yerime karar vermesinden bıktım artık. Kavgayı da unutmayalım. Kendi ayaklarımın üstünde durmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Vallahi o iş para ister. İşte o bende yok. Aslında var da sen görmek istemiyorsun. Dayın canım Selim Demirhan. Sen hakkını aramak istiyorsan önce Arcıoğlu şirketi arayacaksın. Bence orada senden esirgenen büyük bir miras var. Kerim, Neriman Macit'te saplantı haline geldi. Ani ve tehlikeli bir karar almasından korkuyorum. Nereden çıktı bu kız? Şu yaşadıklarımıza inanamıyorum. Macit, dün gece Neriman için kavga etmiş. Çok güzel. İş bu kadar ilerledi yani. Oğlumun daha önce hiçbir kıza böyle baktığını görmemiştim. İnci, sen Macit'le Neriman'ı... Neriman benden resim dersi alıyor. Macit de atölyeye sık sık ziyarete geliyor. Hatta resim yapmaya başladı. Macit'in içinde engel olamadığı bir sanat aşkı varmış. İnci buna nasıl izin verirsin? Ne demek nasıl izin verirsin? Hiç olmazsa gözümün önündeler Kerim. Harika. Oğlun gözünün önünde sunumuzu hazırlıyor. İyi seyirler. Senin daha iyi bir önerin var mı? Günaydın. Ne oldu sana? Duvara çarptım. Hanginiz birbirinizi göremediniz? Duvar mı, sen mi, Neriman mı? O kızdan uzak durmazsan kendini bu evin dışında bir yerde bulursun. Yani? Yani Arcıoğlu soyadını senden alırım. Anlamıştım, biliyor musun? Cihan öyle eve beş karış suratla gelince dün gece. Ay Fahriye çok fenaydı ya. Macit de Şinasi karşı karşıya. Allah Allah. Şinasi'ye bak sen. Resmen yumruğu Macit'in suratına yapıştırdı ha. Ay kıyamam Macit'e ya. Sen çocuk konuşmak için gel. Yumruğu ye, git. Olacak iş mi? E tabi o da haklı. Nereden bilsin delikanlı raconunda böyle konuşmak ne demek değil mi? İyi bari çocuğun suratına bir şey olmadı inşallah. Ay Fahriye öyle şeyler deme. Zaten böyle içim eriyor. İçin mi eriyor? İyi o zaman oldu bir iş. Yani Macit dayağı boşuna yememiş yumruğu. Hadi hayırlısı. Fahriye. Hı, tamam demedim bir şey. Peki bir şey diyeceğim. Pelin, o ne yaptı? O da ayrı bir sıkıntı değil mi? Anlatsana Neriman. Dün gece olan her şeyi anlatıyorsun. O sarı sülük ne yaptı hiç anlatmıyorsun.
Ne dedi sana dün gece? Şinasi'nin çok canını yakıyorsun. Macit seni bıraktığında Şinasi de yanında olmayacak. Yalnız kalacaksın. Sevgisiz, kimsesiz. Zavallı Neriman. Saçmaladı işte. Artık nasıl saçmaladıysa. Fena dağıtmış seni. Demedim ama böyle bir şey. Biz ne yapıyoruz? Pelin'in dediklerini takmıyoruz kafamıza. Değil mi? Ama Neriman, bak şunu sakın unutma. Macit Arcıoğlu senin için herkes karşısına almaya hazır. Neriman! Neriman! Hayırdır Gülter? Zehra'lara gidelim diyorum abi. Vallahi gidelim Gülter abla. Ben de merak ediyorum. Fahri. İyi yaparsınız. Yalnız bırakmayın tabii. Neyse. Ben de çıkıyorum Gülter. Nereye abi? Cemal Usta'ya mı? Hayır. Eksik kalmış bir konuşmayı tamamlamaya. Kızlar, hadi hazırlanın da çıkalım. Benim dersim var hala. Atölyeye gideceğim. Tamam kızım. Önce Zehra'lara gidelim. Oradaki dersini al. Sonra da gider resim çizersin. Bak ya. Laf sokmadan da duramıyor hiç. Abla, iyi misin? İyiyim. Ha Şinasi, bak sakın öfkeli çıkıp da Emre'ye saldırma ne olur. Dayanamıyorum abla, bir şey yapmam lazım. E Aslı karakolda şikayetçi oldu zaten. Yani haklıyken haksız duruma düşmeyelim. Tamam. Aslı'ya dikkat et. Emre de bir daha bu eve yaklaşırsa haberim olsun. Okula mı gidiyorsun? Yok abla. Neriman'ın peşinden mi gidiyorsun? Bir aşkın. Hatta karşılıksız bir aşkın peşinde koşarken bizi bu evin içinde unuttuğunun farkında değil misin? Abla ben ne yapıyorsam bizim için. Bizim için mi? Hangi bizim için? Biz ne zaman güleceğiz Şinasi? Sen Neriman'a kavuştuğun zaman mı? Bu mu yani? Annem o zaman mı bırakacak dikiş dikmeyi? Ne zaman Şinasi? Biz ne zaman kendi üstümüze elbise dikeceğiz? Bu okul ne zaman bitecek? Aslı ne zaman gülecek? Neriman seni istemiyor. Karşılıksız bir aşkın peşinden koşma artık. Haklısın. Haklısın abla. İhmal ettim sizi. Körüm ben. Gözlerim görmüyor, kulaklarım duymuyor. Yapamadım. Neriman benim geçmişim. Ondan vazgeçersem yarınım olmayacakmış gibi. Sen o geçmişi söküp atmazsan böyle daha çok debelenirsin. Anne. Ne var? Ne? Bana bak oğlum. Geçmiş ayrı kotu gibidir. Ayağının ucuyla yolarsın, o topuğunda yeniden biter. Bu yüzden yürürken geçmişe dönüp bakmayacaksın. Önüne bakacaksın, önüne. Pembeler falan. Sen nice bir güzelleştin ha. Kızım, bence sen resim yapacağına senin resmi yapsınlar. Vallahi bak. Teşekkür ederim Fahriye. Kasap et derdinde, koyun can derdinde.
Gülten ablacığım biraz da gülelim ama değil mi? Yani hem bir somurtacağız. Somurtmaktan artık yüzümüz belediyenin yol çalışmasına döndü yani. Fahriye bana bak, bana asfalt döktürme kızım. Zaten sinirim tepemde. Hadi yürüyün içeri girelim. Şimdi bir şey diyeceğim. Senin de espri anlayışın iyice genişledi ha. Yakında beni geçersin. Hadi hadi yürüyün. Hoş geldiniz Gülter abla. Hoş bulduk. Gülter abla bak sana ne diyeceğim. Merhaba. Aç şu telefonumu, açtı aç. Ne var anne? Ne var? Oğlum bak, babanın söylediklerini sakın ciddiye alma oğlum. Onlar öfkeyle söylediği sözler. Babama söyle anne. O benim söylediklerimi kesinlikle ciddiye alabilir. Neriman'dan vazgeçmeyeceğim. Bak babanı karşına alırsın. Lütfen Macit yapma. Ben yanımda Neriman'ı görmek istiyorum anne. Babamın nerede durduğu kesinlikle umurumda değil. Dün gece olanlar... Çok kızgınım Şinasi. Kızgın mısın? Macide ne yaptıysam hak etti. Hatta geç bile kaldım. Hiç değişmeyeceksin değil mi? Evet değişmeyeceğim. Niye değişeyim? Sen bizim yerimize her gün değişiyorsun. Herif mahallede yakama yapıştı. Her şeyi o başlattı. Ben mi başlattım? Gelip şirketi basmanı unutmadık. Ama aferin Macide ha. Sevdiği kızın eski erkek arkadaşının karşısına çıkacak kadar mangal gibi yüreği varmış. Sen anca bunu anlarsın zaten. Bak senin bir yanlış yapmanı. Zengin bir züppenin peşinden hayatını mahvetmeni görmek istemiyorum. O zaman gözlerini kapat. Benim olduğum yere bakma Şinasi. Yardıma ihtiyacı olan ben değilim Aslı. Git onunla ilgilen. Ama sadece ilgilen. Gidip kocasının ağzını burnunu dağıtma. Senin ilgi anlayışın biraz farklı oluyor çünkü. Bana bak. Senin bende anlayışta kaldı. Maaş Tarcıoğlu'yla artık aranıza git. Bu geri kalmış mahalleden, benden, hepimizden kurtul. Macit'ten iyisi yok sana. O zengin, gösterişli hayatın içinde yürümeyeceğiz. Bu mahalleye sığamayacaksın. Bir daha bu kapıdan içeri gir. Yalnızsın. Yalnız kalacaksın. Sevgisi. Canım. Şirket. Çıkıyordum şimdi. Kasadan. Hiç iyi görünmüyor. Anladım. Macit. Hayır canım. Anlamadın. Ulaştırma canım. Ne yapmamı istiyorsun Feyza? Macit'i... Neriman'ın adı geçen bir sebepten dolayı üzülürse... ...ve bunun da yer alırım Selim. Dün akşam olanlardan haberin var mı? Hızınıza yetişemiyoruz ki. Nedir? Macit Neriman'ın mahallesine gitmeye başladı. Macit Şinasi ile konuşmak istemiş. Allah Allah. Macit de Şinasi ne konuşabilir ki? Bir şey konuş. Sonra burnunda ufak bir iz var. Hadi Macit Neriman için Şinasi ile konuşmaya gitti. E sen neyin peşinden gittin Pelin? Ben geçmişin peşinden gidiyorum. Geçmiş. Hiç geç bitmiyor Onur. Thank you.
Neriman neredesin sen? Gülter abla kudurdu kudurdu. Şinasi'yle misin sen? Hayır Fahriye, tek başımayım. Kendimi dinliyorum. İyi tamam, neresiyse orası, ben de geliyorum. Yukarıda içim bayıldı vallahi. Aa. Ay çok fena Neriman, çok. İnsan dayanamıyor vallahi. İçim kıyıldı yani. Kıyamam ben ona. Canım. Neredesin? Bir dakika, bir dakika. Sinasi ile aşk yuvanız değil mi orası? Kızma, kızma. Tamam, bir şey deme. Kızma, öf, geliyorum ben. Sakın bir yere kımıldama. Bugün şirket çok kalabalık. Daha önce görüştüğümüz yerde buluşalım mı? Sence bir sakıncası yoksa tabii. Bana her yer uygun. Görüşürüz. Hayırdır? Kime telgraf çekiyorsun? Rüya. Ha. Görüşelim diyor. Görüşün tabii canım. Hayırlısı. Kardeşim ben gidip gelene kadar gözün kulağın bizimkilerde olsun. Emre mahalleye gelirse... Giremez. Hatta şu kaldırımdan geçemez. Eyvallah. Sinasi. Ya Macit Arcıoğlu gelirse? Ha? Onun koordinatlar nasıl olsun? Boş ver. Görme. Kardeşim. Bence sen artık rüya görebilirsin. Selam söyle, bekletme, akıllı ol, cazibeni kullan. İşte sana 4 altın kural. Sinasi. Geçmişi unut. Pelin, bize müsaade eder misin biraz? Tamam. Ama önce küçük bir hatırlatma. Akşam sizde toplanıyoruz. Öyle konuşmuştuk. Unuttunuz mu? Ne zaman konuştuk ya? Ben öyle bir şey hatırlamıyorum. Tamam olur. Uzatmayalım. Hem zaten Pelin hatırlıyorsa yeterlidir, değil mi? Oldu mu Pelin? Bize müsaade eder misin artık? Tamam. Akşam görüşürüz. Macit, sorun ne dostum? Babam. Yani mevzu şu kaçırdığımız kumaş deviyse dert etme. Yeni bir alternatif üretebiliriz. Konu başlığını veriyorum. Neriman. Teşhis şunu söyleyeyim. Benim için Neriman'dan başka alternatif yok. Babam bu defa çok ileri gitti Onur. Bu defa söylediği şey yenilir yutulur cinsten değil. Neriman'dan vazgeç. Bu mu? Sadece o kadar da değil. Neriman... Kerim Arcıoğlu. Neriman'dan vazgeçmezsem... Arcıoğlu soyadını benden almakla tehdit ediyor. Oh. Dahası var. Pelin'le evlenmemi istiyor. Yani ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Biraz ağır olmuş, kabul. Ama Kerim amcanın da bir baba olarak senin için endişelenmesi normal. Neriman konusunda biraz fazla acele ettin galiba Macit. Macit nereye? Beni anlayan birinin yanına, dostum. Çayın soğuyacak. Yazık.
Sen bir de benim içimi bilsen. Şinasi'ye çok kızgınım Fahriye. O seni unutamadığı için bu kadar saldırgan Neriman. Kimse sevdim dediğini kolay unutmaz. İnsanın içi acır. Böyle etleri canından sökülür gibi olurmuş yani. Bildiğimden değil de işte kitaplardan okudum. Ben aşk filmleriyle büyüdüm. Kızım ne diyorsun? Sen gül gül. Bunların dağları deleni, çölleri düşeni de var canım. Zor işte Neriman. Kolay unutulmuyor. Şinasi ne söylerse söylesin. Hepsi kızgınlıktan. Benim için de kolay değil ama. Sana bir kere zorsa Şinasi'ye 10 kere zor Neriman. Düşünsene seninle olan bütün geçmişini unutup yeni bir dünya kurmak zorunda kendine. Galiba yeni bir dünya kurmak senin düşündüğün kadar zor değil Fahriye. Bak Şinasi. Şuraya oturalım mı? Aa. Tanıyamadık. Rüya ben. Fahriye. Fahriye Cihan'ın kardeşi. Öyle mi? Çok esprili bir abiniz var. Öyledir. Şinasi de az değilmiş meğer. Neriman. Fahriye'nin arkadaşı. Şöyle oturalım mı? Böyle gelin. Biz zaten kalkacaktık. Böyle oturun siz. Yok, siz hiç rahatsız olmayın. Biz geçeriz şöyle. Yok yok, biz bir yere geç kaldık zaten. Kalkacağız. Hem boş kalmasın. Hadi size iyi günler. Şinasi ben... Boş ver. Oturalım mı? Hadi oturalım. Neriman. Neriman. Canım iyi misin? Çok iyiyim. Artık Şinasi'ye üzülmeme gerek kalmadı. Buraya kadarmış diyorsun. Buraya kadarmış. Topla kendini ama. Böyle olmaz. Sen iyi olacaksın ki çocuklar da bir yola girsin. Nasıl iyi olayım Gülter? Ha? Nasıl? Aslı ne yapacak? Ne olacak bu kızın hali? Kader karısı şurada dursun. Bir Emre'nin evi basması eksikti. Duymayan kalmamıştır. Konu komşu, çarşı pazar rezil olduk herkes. El alemin ağzı torba değil ki bu ses. Boş versen el alemi. Ne istiyorlarsa isteyen istediğini söylesin. Aslı bir şey duyacak, canı sıkılacak diye korkuyorum. O daha küçük.
Bilmezse laf evirip çevirmeyi. El alemin dili ağır olur Gülter. Aslı uyudu. Oh çok şükür. Bırak uyusun. Neriman da Fahri ile gelmedi daha. Neriman resim kursuna gidecekti. Zaten geç kaldım deyip duruyordu. Neriman olmayınca da Fahriye durmaz. Şeylerin üzerine oturdukları yok zaten. Zehra'm, bak acın büyük. Öyle sağdan sağdan laf çevirme. Vallahi benim de solum terstir. Sen böyle davranmaya devam et. Benim başıma ne geldiyse senin gibi davrandığım için geldi. Sen daha koru Neriman'ı. Elmayı havaya at, düşünceye kadar Allah kerim. Aslı, uyuyamadın mı yavrum? Anne. Bu bebeği içimden alsınlar. Yüzünde yollar açmış kız. Püf sana. İki tane yapıştıramadın mı? Anne git başımdan, zaten sinirliyim. Aslanım beni mahkemeye vermiş, sen hala üç tane çizikle uğraşıyorsun ya. Versinler, bişicik yapamazlar. Karnında ki senin çocuğun. Benim oğlum. Ama Aslı bu eve gelecek. O zaman göstereceğim ben ana yüz nasıl yolundurmuş. Sen hiç içini karartma oğlum. Bak göreceksin, son gülen biz olacağız. Ben mahkeme diyorum, polis diyorum. Sen hala son gülen biz olacağız diyorsun anne. Akıllı ol biraz oğlum, akıllı ol. Kimse seni suçlayamaz. İş mahkemeye kalmadan karın şu kapıdan içeri tıpış tıpış girecek. Girecek. Ne zaman? Sen onu bana bırak. Hele karnı biraz büyüsün. Anası kendi elleriyle getirip bırakacak karını. Günahtır be kızım. Etme. Bana günah değil mi anne? Ben bu çocuğu babasız nasıl büyüteyim? Nefret ediyorum ondan. Emre benim için öldü. Ben de sizi babasız büyüttüm. Baban öldüğünde sana hamile olduğumu bile bilmiyordum. Bir elim karnımda, bir elim döşümde. Zehra dedim. Zehra, bu senin kötü kaderin değil. Bu senin sınavın. Ya bu çocuğu doğurur, büyütürsün? Veya vicdanını söndürürsün. Etme kızım. Karnının içine bir kuyu kazma. Anne, aynı şey değil. Sen babamı seviyordun. Ama ben Emre'den nefret ediyorum. Aynı şey değil. Haklısın kızım. Aynı şey değil. Değil. Ama yalnızlığımız. O aynı be kızım. Erkek ağaç gövdesidir insana. Olmazsa kendine yaslanırsın. Biz bu çocuğu büyütürüz az. Bizim toprağımız iyi. Ağacımız, dalımız, çiçeğimiz bol çok şükür.
olmasa sen yokmuşum gibi davranma. Oğlundan şikayetçi olmuşlar. Sen oğlundan şikayetçi değil misin İsmail? Ne diyeyim ben sana Faiz Bey? Oğlan benim oğlan. Gelin de senin gelinin. Hakkaniyetli olmak lazım İsmail. Bak oğlunu nasıl koruyorsun. Aslı da bir ananın evladı. Kime ne diyeceğimi şaşırdım. Yani o gün gözümün önünde oğlan da asırpalanmadı. İnsan hayatı gördüklerinden ibaret sanır. Ama görmek istemedikleriyle birlikte verir hesabı. Emre, gel oğlum gel. Ne vardı oğlum? Yok bir şey. Öyle evde annem boş boş konuşuyordu. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye oğlum? Gidip Aslı'yı alalım. Mecbur dönecek evine. Zorla mı getireceğiz Aslı'yı oğlum? Allah Allah. Ya gerekiyorsa zorla getireceğiz. Hadi kalk. İsmail söyle oğluna aklını başına alsın. Ya yeter ama ha. Sana ne oluyor? Sen ne karışıyorsun ki? Hemen çık dışarı. Baba kalk gidip alalım Aslı'yı. Çık dedim sana. Baba. İşinin başına dön. Anladın değil mi? İşinin başına döneceksin. Başka hiçbir yere değil. Allah Allah. Yettiniz be. Geldik mi? Evet. İlk defa nereye gidiyoruz, neredeyiz diye sormadın Neriman. İlk defa bana güvendin. Neredeyiz? Artık çok geç. Acıyor mu canım? Artık acımıyor. Şunu Macit aç. Onur. Macit nerede biliyor musun? Telefonlarım açmıyor. Bilmiyorum. Hepimiz onu arıyoruz. Yani neredeyse bir an önce gelse iyi olur. Kerim Bey her yerde onu aratıyor. Onur Bey bakar mısınız? Efendim. Buyurun. Tamam hadi kapatıyorum ben. Bay bay. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Sevgili kuzenin Neriman nerede? Şimdi evi aradım. Evde miymiş? Değil. Kimi arıyorsun? Neriman'ı. Macit'le birlikte. Kesin Macit'le birlikte. Selman, dün mahalledeki kavgadan sonra Neriman hayatta görüşmez Macit'le. Çok kızgın. Aman çok rahatladım. Açmıyor. Bu sefer de ben çok merak ettim ama. Her yer bembeyaz. Uzun süre bakınca insan korkuyor. Bu kadar beyaza gözlerim alışık değil.
Eğer onun parçası olursan geçer. Her şey böyle başlıyor. Eğer kar varsa çığ da düşebilir. İzlemek daha keyifli. Düşmekten korkuyorum. Ben de Neriman. Zor. Çok zor. Bence bir yolu var. Benimle yürür müsün Neriman? Bugün benim elimi tut. Sana ihtiyacım var Neriman. İstersen yarın her şey eskisi gibi olabilir. Ama bana bu günü ver. Şu anı ver. Lütfen. Bugünkü çalışma iyi oldu. İkinci bestenin altyapısı bitti sayılır. Evet, sözlerini yazmam lazım. Bugün burada olanlardan sonra senin için zor olmaz sanırım.
Özür dilerim. Yok. Haklısın. Bundan sonra bana zor yok. Rüya. Sen nasıl unuttun? Bunu duymak istediğine emin misin? Kesinlikle. Tamam. Unutmadım. İnsan yaşadığı şeyleri öyle kolay unutmuyor Şinasi. Ama kabulleniyor. Benimki de kabullenişti sanırım. Sonra zaten alışıyorsun. Yeni duruma alışmak. Biraz da yeni güne, yarına. Yeni gelene şans vermek diyelim. Nerede kalmıştık? Burada kalmıştık. Oo, ben orayı çoktan geçtim. Bak, yarın da bu besteye çalışırız. Ay çok iyi olur. Bırakıp gitsen beni, belki sana neden diye soramam. Ama bugünü unutmayalım. Tek bir an için ölebilir mi insan? Evet. Sana bakıyorum. Gülümsedin. Bak, kelebekler havalandı. Kelebekler kaç gün yaşar? Bitmesin. Hiç bitmesin. Dünüm yarım kaldı. Yarınım sende mi saklı? Yoksa sadece şu an mıdır hayat? Ne geçmiş, ne gelecek. Bu gökyüzü, bu kar. Hey! Biz geçiyoruz buradan. Aşk bu işte. Aşk bu. Evet. Sil ayak izlerimizi. Şimdi dediğimiz an nedir ki? Bir gün bana inanacak mısın bilmiyorum ama seni seviyorum. Gidelim mi? Ne dedin? Gidelim mi? Tamam, kalalım. Selamlar. Olur tabii, selam. Dün gece seninle gurur duyduk. Aa, mahallede fanlarım var demek ki. İyiymiş. Faiz amca gelmeden herkes iyi dağıttın ha. Vallahi dağıtmak bizim işimiz ama toplama konusunda pek yetenekli değilim. Şahika, yemin ediyorum sen bir bakışınla dağıtır, bir nefesinle geri toplarsın be. Çok tatlısın. Tatlıcı Cihan. Şu mahallenin yangınını söndürdün de benim gönlümün yangınına da bir el atsan diyorum artık. Hani damacanalar yetmiyor mu sana? Marmara Denizi bile yetmiyor. Durum ciddi diyorsun. Birinci dereceden yanık. Eyvahlar olsun. Tamam.
haber vereceğim sana. Söz mü? Bugün söz. Ama yarını bilemem. Şayka, yemin ediyorum sana bıçak takımı alacağım ha. Vallahi bak, öylesi daha acısız. Bak, bunu vaat sayarım. Yarın öbür gün ilk bıçak kesiğinde yandım dersen, vallahi gönül koyarım. Demem. Der miyim ki acaba ya? Yok, demem. Sanki biraz tırstım ben. Evet, evet, tırstım. Anne, benim sınavım vardı. Gitmezsem olmuyor mu? Olmaz Duygucuğum, olmaz. Çok fazla kalmazsınız Duygucuğum. Pelin'i yalnız bırakma. Ama o hep beni yalnız bırakıyor. Aa, iftira. Oo, güzeller. Nereye böyle? Macitlere gidiyoruz, evde toplanacağız. Macit bütün gün şirkette yoktu. Hmm, gelmiştir şimdi. Hadi çıkalım. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi eğlenceler. İnci'ye selam söyleyin. Selim. Birlikte bir kahve içelim mi canım? Yorgunum. Biraz çalışıp yatacağım. Nereye gitti bu kız? Saat kaç oldu? Gelir birazdan abi. Gülter, farkında mısın? Son 3 saat içinde en az 15 kez gelir birazdan abi dedin. Ay, oldu mu o kadar? Şayka kızım, hadi bir kere daha ara. Faiz dayı, aradım 10 kere. Geldiği anda. Hemen haber veririz abi, sen merak etme. Şayka, kızım nerede kaldı bu kız? Allah korusun, başına bir şey gelmiş olmasın. Alo Neriman. Benim, ben Fahriye. Gülter ablacığım, Neriman nerede diye soracaktım. Ay Fahriye, nerede kaldı bu kız? Vallahi bilmiyorum Gülter ablacığım, ben de onun için aradım. Aradım, telefonunu açmıyor. Ama Gülter ablacığım sen de korkma artık. Çocuk değil ya, koskocaman aklı başında kız. Gelir birazdan. Aklı başındaysa gelir inşallah. Şuraya yazıyorum Neriman, sen Macit'le birlikte değilsen. Neriman. Seninle her şey güzel. Çok güzel çalıyorlar. Evet. Bunu sormaya korkuyorum ama... Benimle dans eder misin Neriman? Hayır dersen anlarım. Evet. Seninle dans ederim. Senden öncesi
Acıyor mu canım? Artık acımıyor. Bana mısın demiyor. Ben sende tutuklu kaldım. Benim elimi tut. Sana ihtiyacım var Neriman. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Macit'e haber verir misin? Pelin Hanım, Macit Bey henüz gelmedi. Gelmedi mi? Hı hı. Aa, çocuklar bu ne güzel sürpriz. Aslında pek sürpriz olacağını düşünmemiştik İnci teyze. Bu gece burada buluşuruz diye konuşmuştuk ama Macit unuttu herhalde. Haberi varsa gelir birazdan. Macit gelene kadar benle idare edeceksiniz artık. Sizi aradı mı? Hayır. Biraz önce ben aradım.
ama duymadı sanırım. Buyurun. Evine sokağına geldiğimizde geriliyorsun. Evet. Bu da benim gerçeğim işte. Ama kaderin değil Lerim. Neyse. Seni bir arkadaş gibi evine bıraktım. Artık bir aşık gibi geceye çekilebilirim. Tamam. Gidiyorum. İyi geceler. Bugün için teşekkür ederim. İyi geceler. Alo Fahriye. Neredesin sen? Evin önündeyim. Sana bir şey söyleyeceğim canım. Sen evin önünde kal, olur mu? Sakın içeri girme. Çünkü girersen bir daha çıkamayacaksın. Fahriye, olanları anlatsam inanamazsın. Olanları bilmiyorum Neriman. Evin içinde olacaklarla ilgileniyorum ben. Çok merak ediyorum. Gülter ablayla Faiz amca kudurdu. Macit'le yürüdük, dans ettik. Bir dakika, bir dakika. El ele tutuştunuz mu? Neriman bitti bu iş. Yemin ediyorum vallahi bitti bu. Bak bir şey söyleyeceğim, ben yazdım buraya biliyor musun? Yazdım Neriman. Neriman. Tamam, kapatıyorum. Geç içeri geç. Hala ben... Bana değil Neriman, babana anlat. Neriman neredesin? Baba, atölyeden çıktıktan sonra bir arkadaşımla... Senin kolunda, saatin, çantanda telefonun yok mu yavrum? Var. Defalarca aradık. Meraktan öldük. Başına bir iş geldi sandık. Ama şu an buradayım. İyiyim. Buna sevinemez miyiz baba? Peki ya bizim telaşımız, yürek sancımız, endişemiz ne olacak Neriman? Özür dilerim baba. Bir daha geç kalmam. Bir daha o resim atölyesine gitmeyeceksin. Şimdi doğru odana çık. Baba, benim geleceğimle oynadığının farkında mısın? Geleceğini bir güne takas etmeyecektin Neriman. Seni sahip çıkmadığına ben hiç çıkmam. Evet, evet. Ama kaç yıl geçti İnci teyze üstünden? Nasıl hatırlıyorsunuz? Macit de geldi. Bana izin verirsiniz artık.
Size iyi eğlenceler. Macit neredesin dostum? Sıkıldım kızların arasında. Gelmeseydin Onur. Unutmuş bu ya. Biz bu akşam burada izlerken senin olmayacağını hiç düşünmemiştik Macit, inan. Hiç bana bakma. Bugün seni aradım, açmadın. Neredeydin sen bütün gün? Seninle değildim Pelin. Neyse. Yarın şirkete gittiğimizde siparişleri tek tek kontrol edeceğim. Bakalım ben siz neler yapmışsınız. Kızım, ben anlamıyorum. Bir insan bütün gün telefonunu neden açmaz? Demek ki işi varmış anne. Neriman, bir şey söylemeyecek misin kızım? Söylemeyeceğim hala. Çok mutlu bir gün geçirdim desem bana aferin mi diyeceksiniz? Hayır. Ama ya başına bir şey gelseydi kızım? Heh, işte o zaman hepiniz benim yanımda olurdunuz. Kötü bir şey geldi ya başıma. O zaman unutulurdu benim eve geç kalmam. Acıya hepiniz varsınız da neden mutluluğa bu kadar düşmansınız hala? Bütün bunları yarın konuşacağız Neriman. Konuşalım hala. Zaten ben bütün gün evdeyim. Neriman'cığım, bu mutluluğun sebebi Macit Arcan mı? Başlama Şahika lütfen. Şayka ver. Şayka verir misin? Nereye? Şayka şunu verir misin? Allah Allah, Şayka ver. Ne kadar yakınlaştınız. Ha? Sadece dans ettik. Ver. Al. Ver. Alo? Neriman? Sen miydin Fahriye? Benim, ben de. Ne öyle bu? Yayılmalar falan. Alo diye. Hı? Bir şey söyleyeceğim. Ne yaptınız Macit'te? Anlat bakayım. Kapatıyorum Fahriye. Neriman kapatma, çok ayıp. Neriman. Sen çok kötüsün. Sen var ya sen. Fena aşık olmuşsun. Sadece dans ettik Fahriye. Hepsi bu. Bence daha fazlasıydı. Neriman. Macit. Biraz önce Fahri aramıştı da. Bir şeyler sormuştu bana. Öyle işte. Kendimi aptal gibi hissediyorum. Ben de aşık gibi. Tamam, bir şey demene gerek yok. Ama senden bir şey rica edeceğim Neriman. Yarın Fahriye'yi gördüğünde benim için şunu söyle lütfen. Neyi? Hepsi bu değildi. İyi geceler Neriman. Thank you.
Sıkmadın mı bu manzarayı izlemekten? Anlamadım. Pelin'i diyorum. Macit'e bakarken görmek yorucu olmalı. Yo, ben dalmışım. Dalma. Boğulursun. Senin için üzülüyorum Macit. Olanları duydum. Neriman yüzünden babanla aranız açılmış. Kadınlar. Yanlarında her zaman güçlü ve paralı erkekler olsun isterler. Senin gibi mi? Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok Macit. Ben yeterince zenginim. Benim ihtiyacım olan tek şey aşk. Ama Neriman beş parasız. Pelin, yorma kendini. Ben de tam bunu söylemeye çalışıyorum. Neriman için kendini yorma. Çünkü Arcıoğlu soyadını kaybettiğin gün Neriman'ı da kaybedeceksin. Günaydın. Günaydın. Haydi Zahat, geçiriver şu ipliği.
Gözüm seçmez oldu artık. Kolay gelsin. Sağ ol çocuğum, okula mı? Ben artık okula gitmiyorum. Ne demek okula gitmiyorum artık Şinasi? Ben bu gözleri boşuna mı kör ettim çocuğum? Okula gideceksin. Gitmeyeceğim anne. Para kazanmam lazım. Bana bak Şinasi. Eğer bana o diplomayı getirmezsen bu gözleri kendi ellerimle çıkarır. Avucun içine koyarım seni. Geç kaldın Fahriye. Biz seni sabah ezanıyla bekliyorduk. Macit, Macit, Macit. Bu akşam eve gelecek misin? Uyuma dışında yani. Çok çalışıyorum İnci. Sana üzülmeli miyim? Günaydın. Günaydın canım. Geç mi geldi yine? Sabaha karşı. Bütün gün sen neredeydin Macit? Orada, burada, şurada. Dolandım biraz. Neriman da atölyeye gelmedi. Sanırım o da orada, burada, şurada dolaştı. Görüşürüz anneciğim. Macit, babanla aranı bir an önce düzelt. Baban çok ciddi. Ben de çok ciddiyim. Neriman, siz Macit'le bayağı aşıklar gibi gezmişsiniz. Ya o benden bir gün istedi. Sana çok ihtiyacım var dedi. Ben de tamam dedim. Yardımsever Neriman'ım benim. Yapma şöyle. Kıyamam. Bana bak. Artık kaçamazsın ha. İtiraf et. Söyle artık. Fahriye onu görünce o kadar çok heyecanlanıyorum ki. Böyle içim... Böyle eriyorum ya. Bildiğin eriyorum. Oh çok şükür. Bugünleri de mi görecektim? Anne babam nerede? Çalışma odasındadır canım. Yo baktım. Okulla ilgili bir şey sormam gerek de. Selim Bey çıktı mı Hacer? Çıktı efendim. Telefon aç Duygu. Günaydın. Günaydın canım. Açmıyor. Kim kayıp? Baban canım. Şirkettedir.
Anne babam bu aralar çok düşünceli. Dalıp dalıp gidiyor. Macit gibi. Macit'e ne oldu? Macit eğer Neriman'la görüşmeye devam ederse Kerim amca kendisini Arcıoğlu soyadından mahrum bırakacakmış. Aa. Ne diyorsun sen? Yani eğer Macit Neriman konusunda ısrarcı olursa şirketi kaybedecek. Evini de. Yani onu Macit Arcıoğlu yapan her şeyi. İşte o zaman Neriman'la çok uyumlu bir çift olurlar. İkisi de beş parasız. Bir şey diyeceğim, şu Şinasi tam zamanında gitti. Vallahi bak. Yoksa sen kesin yine böyle iki arada bir derede. Ben hep Şinasi'yi üzmekten korktum. Ama onu rüyayla görünce... Mutlu mutlu. Evet, mutlu. Beni unutmuş dedim. Kendi yolunu çizmiş dedim. Neriman, artık özgürsün. Aslında pek sayılmaz. O ne demek? Dur onu anlatırım da Macit sana benim bir şey söylememi istedi. Ne? Şey, selam söyledi. Canım benim ya. Bak bir şey söyleyeyim mi? O kadar kibar bir çocuk ki. Senin en yakın arkadaşınım ya. Beni hiç ihmal etmiyor. Farkında mısın? Hayır, başka bir şey söyledi. Hepsi bu kadar değilmiş. Sen anlarmışsın. Hepsi bu kadar değil. İşte hepsi bu kadar değil işte. Kızım, sizin daha Macit'le yaşayacak çok güzel günleriniz var, anladın mı? Böyle daha çok günler var öyle yani. Hepsi bu kadar değil. Hadi, atölyeye geç kalacaksın. Ben artık atölyeye gidemiyorum. Niyeymiş o? Dün eve geç gelince babam artık atölyeye gitmeme izin vermiyor. Allah Allah! Yok artık ama yani. Ya ne yapıyorsun Fahriye? Gideceğiz, Faiz amcayla konuşacağız. Ya, olmaz öyle şey. Neriman. Faiz amca! Faiz amca! Fahriye! Ne oldu? Yeter ama Faiz amca. Bu kızın geleceğine engel olmayın artık. Onun yolu başka. Kendini ayna tutmaz su. Gül, kör olmaz kokusundan. Boğulmaz derinliğinde okyanus. Kendini ısırmaz acı. Alışmasın elleriniz bir kere. Her akşam eski bir acının kurtlarını temizlemeye. Terazi zorla tartar zamanı. Hileyle boşlandırır hayatı. Sonra su akar, okyanus boğar, geçmiş kemirir. Ne senden önce.
tutuklu kaldım.